Ergenleri siber zorbalıktan koruyabilmek. Merhaba, ben Denizcan. Bugün sizlerle ergenlikteki siber zorbalığın ne olduğuna, nasıl etkileri olabildiğine ve ergenlerin bunlardan nasıl korunabileceğine, ebeveyn olarak nasıl bir rol alabileceğinize odaklanacağım. Başlayalım o zaman. Ergenlerdeki siber zorbalığa, akran zorbalığının sanal ortama taşınmış hali diyebiliriz. Akran zorbalığı, ergenlerin kişilik gelişimine, sosyal gelişimine ve benlik algısına zarar veriyor. Çok ağır vakalarda majör depresyona, müdahale edilmeyen hallerinde ise intihara kadar götürebilen bir şiddet türü. Ve siber zorbalığın yaygın olan 3 türü var. İlki, kişiyle ilgili sanal ortamda, gruplarda dedikodu yapılması, kişinin özel bilgi ve fotoğraflarını utandıracak şekilde yayılması, kişinin konuşmalarının kopyalanması, yazışmalarının başkalarına gönderilmesi. İkincisi ise kişinin kimlik bilgilerinin e-postasının, sosyal medya hesaplarının ya da cep telefonunun ele geçirilerek o gibi davranılmasıyla yapılan hali, yani zorbanın kendini mağdur gibi tanıtarak onun adına başkalarına saldırması. Üçüncüsü, kişiye sürekli mesaj gönderme, ısrarla arama, tehdit içeren elektronik postalar gönderme, cinsel içerikli mesajlar yollama, yanlış yönlendirme yapan mesajlar atma şeklinde sınıflandırılıyor. Ve siber zorbalık ile ilgili yapılan araştırmaların ortaya çıkardığı verilere bakarsak, kızların erkeklere göre daha çok mağduriyet yaşadığı ortaya çıkıyor. Türkiye'de erkek ergenler siber zorbalığa daha yatkın ve daha çok yapıyor. Ve yaşla birlikte ergenler arasında siber zorbalık artıyor. 14-15 yaşlarında yükselişe geçiyor ve 8. sınıf siber zorbalığın en çok görüldüğü dönem oluyor. Lise öğrencilerinin %17,4'ü siber zorbalığa maruz kalıyor. %15,5'i siber zorbalık yapıyor. Üniversiteye geldiğimizde, üniversite dönemlerinde en az bir kez siber zorbalığa uğramış genç sayısı %55,3 ve en az bir kez siber zorbalık yapmış olanların oranı ise %22,2. Siber zorbalık yapanların %38'i bunu eğlence amaçlı yapıyor. Geriye kalanların %25'i ise intikam alma amacıyla, %6'sı da kendisini kötü hissettiği için yapıyor. %31'inin bunu neden yaptığı konusunda hiçbir fikri olmadığını söylüyor. Bu rakamlar pandemi öncesi dönemdeki araştırmalarda elde edilmiş rakamlar. Şayet biz pandemi döneminde içine alacak şekilde bir araştırma sonucundan bahsedebilseydik, bundan çok daha yüksek oranlar ortaya çıktığını görebilirdik. Peki, ergenler siber zorbalıktan nasıl korunabilir? Siber zorbalıktan korunmak için ergenlere önerilen maddeler halinde sıralanmış listeler var. Ailenle paylaş, ailenden izin al, içeriği ailenle belirle, ailene söyle gibi bir sürü öneri yer alıyor. Burada ilk sorumuz, kendisini ailesine yakın hissetmeyen, ailesiyle ilişki kuramayan bir ergen bunu yapar mı? Ebeveynlere yüklenen misyon ise çocuğun internet kullanımını kontrole almak, denetimsiz bırakmamak ve çocuğun sosyal medya kullanımını azaltmak. İkinci sorumuz o zaman, ebeveyn denetimi siber zorbalığı ve mağduriyeti azaltıyor mu? Ve ayrıca bu zorbalığın önüne geçmek için böyle mi yaklaşmak gerekiyor? Bu çok daha geniş düşünülmesi gereken, toplumumuzun tamamını ilgilendiren ve ilişki kurma biçimimiz üzerinde durmamız gereken bir konu. Yine de önerileri araştırma sonuçlarıyla birleştirince siber zorbalığın düşmek yerine artıyor olmasının gösterdiği tek bir şey var bize. Bunlar zorbalığın önüne geçemiyor. Bu önerileri uygulamak ya da ebeveynlerin bu kontrolü sağlaması siber zorbalığı azaltmıyor ki siber zorbalık her gün birazcık daha artıyor. Bunlar aslında geçersiz öneriler değil
Ama altyapı sağlam olmayınca önerilerin de pek bir anlamı kalmıyor. Peki bu sorun nasıl aşılır? Ergenler için en önemli olan şeyin arkadaşlık ilişkileri ve bir gruba ait olma isteği olduğunun farkında olmamız gerekiyor. Onların bu dönemde en çok uğraştıkları şey kendilerine sosyal bir kimlik inşa etmek. Bu noktada desteklenmesi gereken bazı yönleri var ve bizim bunların üzerinde durmamız gerekiyor. Arkadaşlık ilişkilerinde sınırlar, yasaklar koymak yerine doğru iletişim yollarını kullanarak nitelikli arkadaşlık ilişkileri kurmalarını sağlayabilmek. Yani onunla görüşmeyeceksin, o kötü birisi gibi bu tür söylemler aslında ergenlerin arkadaşlık isteği içinde olan ergeni çok da etkilemiyor. Ama oradaki o davranışın neden kötü olduğunu anlatabilmek, onun hangi arkadaşlık tavrına uymadığını onunla paylaşabilmek, belki de ona uzun vade bu arkadaşlığın sonuçlarını neler getirebileceğine dair sakin, öngörülü ve açık bir tablo sunabilmek, onların kendi ilişkilerini daha kolay kendi kontrollerinde denetleme ve yönlendirme şansı veren bir yaklaşım. Ebeveyn ergen ilişkisine dair yapılan tüm araştırmaların gösterdiği en belirgin şey, katı ebeveyn tutumu ergenin ebeveynleriyle olan bağını zayıflatıyor, geri çekilmesine neden oluyor. Aynı zamanda katı ebeveyn tutumu siber zorbalığı da arttırıyor. Siber zorbalıktan mağdur olan ergenlerin yardım almasını da engelliyor. Yani çok katı ve kuralcı yaklaşıldığı zaman çocuklara, bazı çocuklar bunu şiddet olarak internette, sosyal medyada diğer arkadaşlarına karşı kullanıyor. Ve yine çok katı ve denetleyici bir ebeveyn rolü de bu konuda mağdur edilmiş olan ergenlerin, gençlerin ebeveynlerinden destek alma isteğini ortaya çıkmasını engelliyor. Çünkü bu ergenler ebeveynlerinden korkuyorlar. İnterneti yasaklamak, sınır koymak aslında ergen dünyasını anlamamaktan geliyor. Özellikle bu dönemde ergene interneti kullanmayacaksın, sadece derslerin için kullanacaksın, günde 2 saat kullanacaksın dediğinizde elindeki neredeyse bütün eğlenceyi, dünya ile olan bağlantısını koparmış oluyorsunuz ve onun sosyalleşme kanalını kapatıyorsunuz. İnternet yaşamımızın bir parçası. Bunu kabul ederek başladığımızda onun kullanımını yapılandırmak, şekillendirmek ve sorun kaynağı haline gelmeden kullanmak daha kolay bir hale geliyor. İnternetin bir araç olduğunu, bu aracı amacımıza uygun kullanmayı nasıl başaracağımızı, güvenliği nasıl sağlarız gibi konuları kuralcı olmadan anlatmak, bilinçlendirmek, ergenleri siber zorba olmaktan, siber mağduriyetlerden korumanın en kolay yolu. Tabii bir de burada siber mağduriyete maruz kalabilme ihtimallerini göz önüne alarak siber zorbalıkla ilgili onları bilinçlendirmek ve onlara da anlatmak gerekiyor. Ve yine siz illa ben kural koyacağım diyorsanız da koyun ama o kuralları mantıklı açıklamalar ile kendi isteklerinizle birleştirerek onun da önceliklerini göze alarak eş katılımlı bir liste olarak belirleyin. Böyle bir liste yapabilirsiniz. Böyle bir listeye sadık kalınması daha kolay olur. Kuralların karşılıklı iki tarafı kapsıyor olması da adaleti sağlar. Yine de kuralcılıktan daha iyi bir şey var aslında. Teknolojiyi birlikte kullanmak. Bilgisayar ya da cep telefonu üzerinden oynanan oyunlar yerine oyun konsolları üzerinden birlikte oynayıp eğleneceğiniz oyunları seçmek, birlikte geçirdiğiniz vakti eğlenceli hale de getirebilir. Benzer şekilde telefon ve bilgisayar oyunlarını da birlikte oynayabilir, eğlenebilirsiniz. Siz de sosyal medyada aktif olabilirsiniz. Onun ilgilendiği konularla ilgili siz de sosyal medyayı kullanabilirsiniz ya da telefondaki bu tür uygulamaları kullanabilirsiniz. Bu hem yine her zaman söylediğim gibi sizin yeniliklerden de haberdar olmanızı sağlayacak, sizi de besleyen bir enerji olarak hayatınıza dahil olacak. Hem de çocuğunuzun bulunduğu ortamlar hakkında bir farkındalık içerisinde olmanız ve onunla da bu konuları konuşabilecek bir temel yaratmış olmanızı sağlayacak. Yani ortak olarak benzer konuları takip ettiğinizde sosyal medyada
O konularla ilgili çocuğunuz sizinle konuşabileceği için, bir aranızda sohbet bağı oluşabileceği için belki önlem olarak, yapıcı bir önlem olarak çocuğunuzun bu tür ilişkileri sizinle kurması ya da yakın çevresiyle kurması, oradaki sosyal medyadaki bu ilişkileri kurarken de dikkatli olmasını ve bunlara da çok fazla ihtiyaç duymamasını sağlayacaktır. Bol eğlenceli, sağlıklı ve birlikteliğin tadına varacağınız ilişkileriniz olması dileğiyle. Bir sonraki yayına kadar hoş ve sevgiyle kalın.